İncir kaydol.com yardım videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün size hotmail şifrenizi unuttuysanız bunu nasıl geri alabilirsiniz? Nasıl şifrenizi tekrar değiştirebilirsiniz? Ya da hesabınızı nasıl tekrar kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğiz. İlk önce web sitemizde bu konuyla ilgili bir yazımız var. Ondan bahsedelim. İncir kaydol. Hotmail yazarsanız zaten çıkacaktır. Burada görüyorsunuz hotmail şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? Konumuz var. Buraya tıklayalım. Burada Hotmail'e giremiyorsanız tekrar nasıl şifrenizi alabileceğinizi adım adım ekran görüntüleriyle anlatıyoruz. Neler yapmanız gerektiği, Hotmail şifrenizi nasıl sıfırlayacağınızı, nasıl geri alacağınızı gibi bütün ekran görüntüleri var. Eğer herhangi bir konuda takılırsanız yapmanız gereken şey burada yorum gönder kısmına tıklayarak yorum yapabilirsiniz ya da Facebook hesabınızda yorum atabilirsiniz. Şöyle yapalım. Burada bir linkimiz var. Hotmail şifresi sıfırla diye. Buraya tıklayalım. Şimdi burada Microsoft hesabınızın adı, yani Hotmail adresinizin adı mesela ingilizce.com. Bu benim mesela unuttuğum e-postamın adresi oldu. Bunu yazıyorsunuz. Sonra alt tarafta gördüğünüz kodları giriyorsunuz. Burada kodları okuyamıyorsanız yukarıda görüyorsunuz yeni buton var. Yeni butonuna basarak yenileyebilirsiniz. Bakalım yazdığımız kabul edecek mi? Şimdi birden fazla yöntem var. İlk aşama hepsi için geçerli. Fakat bundan sonra bazı şeyler değişiyor. Mesela burada benim önceden kayıt esnasında girdiğim bir e-posta adresi varmış. İstersen bu e-posta adresine tıklayıp bu e-posta adresi neyse onu yazmam gerekiyor. Adres buysa adresi yazıyorum ve ileri diyorum. Bu şekilde bana bir sıfırlama şifresi olmayacaktır. O sıfırlama şifresiyle bu gmail.com'a girip o gelen bağlantıyı tıklayıp şifremi sıfırlayabilirim. Şifremi yeniden oluşturabilirim. Ya da kayıt esnasında kod varsa, kod bilgisini girdiyseniz kodum var deyip de yine Hotmail şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Şimdi burada başka bir şey var. Eğer kayıt esnasında buraya yazdığınız e-posta adresinizi de artık kullanmıyorsanız ya da oraya başka bir e-posta adresi yazdıysanız yapmanız gereken bunları artık kullanmıyorum olması gerekiyor. Şimdi hesap kurtarma kodumuz varsa dediğimiz gibi buraya o kurtarma kodunu yazabilirsiniz. Yoksa hayır'a tıklıyorsunuz. Şimdi buraya başka bir kullandığınız e-posta adresini yazmanız gerekmekte. Yani bu yazdığınız e-posta adresi şu an kullandığınız bir e-posta adresi olması gerekiyor. Eğer ki şu an kullandığınız başka bir e-posta adresi yoksa bakın konumuzda e-posta adresi al diye bir kısım var. Buraya tıklayarak buradan istediğiniz uzantıda yeni bir e-posta adresi alabilirsiniz. Onu da gösterelim. Hotmail için, MSN için, Windows, Outlook, Gmail, Yahoo, MyNet, Yandex, İstediğinizden bir e-posta adresi nasıl alınır? Buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi tekrar geri dönelim hesap kurtarma kısmına. İletişim e-posta adresini yazdıktan sonra ileri diyorum. Ve buradaki formu dolduruyorum. Şimdi uzunca bir form. Ama burada önemli olan şey ne kadar doğru bilgi verirseniz hesabınızı kurtarmanız o kadar kolay olur. Başka türlü Hotmail hesabınızı geri alamazsınız. Peki ne yapmanız gerekiyor? Burada girdiğiniz bütün bilgiler sizin o e-posta adresini oluşturduğunuz zamanki bilgiler olması gerekiyor. Yani Hotmail hesabınız mesela sahte bir Hotmail hesabı açmak istediniz veya o zaman işte formu doldururken adını soyadını işte farklı bir şey verdiniz. Seniz direkt onları yazmanız gerekiyor. Burada ne kadar doğru bilgi verirseniz o hesabı o kadar kolay alabilirsiniz. Peki burada neler var? Adınızı yazıyorsunuz, soyadınızı yazıyorsunuz, doğum tarihinizi. İşte kayıt esnasında hangi ülkeyi seçmişsiniz? Genelde Türkiye'yi seçmişsinizdir. İşte güvenlik sorunuzun yanıtını hatırlıyorsanız işte mesela onu girebilirsiniz. Burası çok önemli. Önceden kullandığınız bütün paraları girip
Yani parolalarınızı değiştirmiş olsanız dahi hatırladığınız bütün paroları buraya yazın. Bu özellikle, bu kısım özellikle hesabınızı geri almak size çok yardımcı olacaktır. Mesela e-posta gönderdiyseniz Hotmail hesabınızdan o e-postaların konularını diyor mesela. Her metin kutusuna bir tane konu başlığı yazın. Sadece konu, içerik değil. Bu önemli. Önemsiz taslaklar gönderilmemiş gibi bu klasörlerin dışında oluşturduğunuz klasörler varsa mesela genel kutusunu mesela şöyle bir şey yapmış olabilirsiniz. İş için bir kutu açmış olabilirsiniz ya da arkadaşlar diye bir kutu açmış olabilirsiniz. Yani oradan gelen mailleri o işte klasörlerin içine attıysanız buraya o klasörleri yazın. Son zamanlarda yine e-posta gönderdiğiniz kişilerin e-posta adresleri yine buraya her bir kutuya birer tane yazıp dediğim gibi ne kadar çok bilgi verirseniz Hotmail şifrenizi o kadar kolay sıfırlayabilirsiniz. Kredi kartı kullandıysanız onun bilgilerini biliyorsunuz ama hani genelde Hotmail'de kredi kartı kullanan yoktur. İşlemi tekrarlamak gerekirse dediğimiz gibi burada Google'dan indir kaydı ol Hotmail yazıp Hotmail şifremi ne yapmalıyım konusuna gelin. Burada Hotmail şifremi sıfırlayıp tıklayın. Microsoft hesabınızı yazın. Gördüğünüz karakterleri yazın. Dediğim gibi buraya da yeniye tıklarsanız mesela yeni karakterler gelecektir. Bunları yazın. İleri deyin. Kayıt esnasında bir e-posta verdiyseniz o e-postaya şifrenizi isteyebilirsiniz. Vermediyseniz ya da herhangi bir kod belirlemediyseniz de bu forma gelip formu çok düzgün bir şekilde olabildiğince fazla bilgi vererek doldurup Microsoft şöyle diyor, 24 saat içinde ben size geri dönüş yapacağım ama o hafta sonları veya yoğun olursa bu işlemler, istekler 48 saati geçebiliyor. Hani siz 3-4 gün bekleyin, 3-4 gün içinde size cevap gelmezse zaten büyük ihtimal hesabınızı kurtaramayacaksınız. O zaman da ne yapmanız gerekiyor? Yeni bir e-posta adresi almanız gerekiyor. Onun için de yine sistemimizden faydalanabilirsiniz. Dediğimiz gibi sorularınız için yine web sitemizi kullanabilirsiniz. İsterseniz Facebook hesabınızda, isterseniz de adınızı, işte e-posta adresiniz ve şey kısmına bize yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geliş yapılacaktır. Başka bir bildir kaydı okum yardım ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.